Arkadaşlar merhabalar bendeniz Özgür Maral. Hemen konuya girelim arkadaşlar. Bugün enflasyon rakamları açıklandı. Ne denebilir ki yıllık enflasyon yüzde 61.4 olarak 61.14 olarak açıklandı. Tabi bu TÜİK'in verdiği veri. Yani bana göre bir yüzden bir 20 daha falan ekleyin yani yüzde 80, 84 gibi. Çarşıdan pazardan bunu anlamamız çok da zor olmuyor. Mart ayı enflasyonu yüzde 5. Nokta, yani bu ayın enflasyonu ne çıkmıştı yüzde 5 nokta, şey 5.46 oranda arttı artık 5.46 ise gerçekten beklenti yüzde 5.34 seviyesindeymiş enflasyon 61.14 yani bu enflasyonun bakın şu son aylardaki gidişine bakın 16 hani 2020'nin Ortalarına kadar fena gitmeyen, 2021'in ikinci 3. ayına kadar normal giden bir enflasyon yüzde 16'larda. Yine de işte son dakika 11. ayda ne olduysa arkadaşlar büyük bir patlak verdi ve yüzde 61.4 oranda açıklandı. Önceki ay yüzde 74.4'tü. Yani faizin sebep enflasyonun sonuç olmadığı bir yerde anlaşılmış oluyor. Faiz şu an düşüğün düşüğü bütün dünyadaki enflasyonun şey faizin en düşük faiz biri diyor. Bütün dünya ülkeleri paralarını korumak isterken paralarını korurken e, faizleri artırırken bizlerin düşürmesi enflasyonun bu şekilde patlamasına sebep oldu. Bugün dolar e, 10 dolar. Gram altın bir miktar prim yaptı 912 lira dolar 14 69 seviyesinde mı gibi çivilendi. Bırakmıyorlar ki insanlar da paralarını koruyabilsinler. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Ona da izin vermiyorlar. Yani hani paralarını da korumasınlar. Yani çünkü bu dolar burada. Dolar biz burada tutuyoruz. Ve faiz de düşük. Yüzde 14'lerde Ama işte enflasyon aldı başına gidiyor. Bu enflasyonu yaratan şey ne o zaman ya? Dolar değil, faiz değil nedir yani? Euro 16 lira 13 kuruştan işlem görmekte. Dolar arkadaşlar başarıyla savunuluyor şu an. Yani işte değişik değişik yerlerde kale kuruyorlar. İşte 14.70'de bir kale. 14.80'lerde bir kale. Esas baraj 14.80'lerde. Şimdi de 14.70'lere bir kale kuruldu. Ve gittiği yere kadar, gideceği yere kadar bu götürülmeye çalışılacak bu şekliyle. Gösteregiler şu an için bir dinamik bir yukarı pozisyon falan da göstermiyor. Bakalım doların saati pimi ne zaman çekilecek, ne zaman patlayacak. Fed'in faiz açıklamasına mı patlayacak bilmiyorum. Bu da günlükteki görünüş. Yükselen bir trend içerisinde olduğu görünüyor. Günlükte yükselen trend ne zaman bozulur? 14. lerde aşağı doğru günlükte bir bozulma söz konusu olabilir. 14.53'ün altına inerse olabilir. Yukarıda günlükte günlükte 15 lira direnç seviyesi net bir 15 lira direnç seviyesi gözüküyor. 4 saatlikte de 14.80'e baraj kurulmuş bir şekilde görülüyor. Şimdi bu çizgilere böyle bakmanın çok büyük bir alemi yok. Kur korumalı mevduat çıktı. Yani insanların istemiyorlar ki insanlar da paralarını hani dolarla koruyacaklar belki bir şekilde altınla koruyacaklar o da yok yani. TL düştükçe düşüyor. Alım gücü düştükçe düşüyor. Yani her şey serbest bırakılsa bari insanlar kendi paralarını koruyabilselerdi. O da yok. Kendi paralarını koru, korutulmadı. Bakın şu 20 Aralık. 20 Aralık bakın ne kadar müthiş güzel bir düşüş. Efendime söyleyeyim. Biz faizi asla arttırmayacağız. Ondan sonra dolarda müdahale etmeyeceğiz al bakalım hoppa bir anda dolar bir satıldı o gün bir 8 milyar dolar hoppa insanlar terse bir düştü. Hadi bakın bu tersten çıkmak için de bekleşip dururlar. Şu iki şey arasında şu an için götürülüyor. Bakın bu alt fibo seviyesi 13-19 yukarıda da 15 lira 13 kuruş falan seviyesinde aralarında tutulmaya çalışılıyor. Ancak tabii ki nereye kadar tutulacak bahsi önem kazanmakta kıymetli arkadaşlar. Ee, nasıl olabilir? Yani bu e, fed faiz arttırdıkça, biraz daha güçlü faiz arttıkça, dolar kıtlığı çekildikçe, e, bu bir şekilde dayanılmaz bir hale gelecek, dolar kıtlığı ve bir yerde yine patlayacak. Ee, kur korumalı mevduat hesabında duran insanlar, bu kurun hiçbir atak görmemesi üzerine belki çıkıp tekrar dolara yüklenebilirler. O da mümkün. Yani şu an dolar bir yerde kıpırdan, kıpırdatılmıyor. Ve bu başarılı bir şekilde şu anlık uygulanıyor. Ancak yarın ne olacağını hiç kimse bilemeyiz. Bir de bu destek direnç seviyelerinden söyleyelim. Günlükte 13.95 yukarıda da tam 15 lira arasında gelip gidiyor şu anlarda. Terste kalanlar işte satayım çıkayım falan gibi şeyler söylüyor. Panik havasına gerek yok. Bekleyip görmek lazım. Dolar hiçbir zaman geride kalmamıştır. Türkiye'de ben daha görmedim. Yine de gö yine de olacak olan şey odur. Bir yerde büyük bir patlama olacaktır. <laughs> Rusya Ukrayna bir türlü savaşı bitiremedi insanların dediği gibi. Çünkü esas savaş aslında Rusya Ukrayna arasında değil arkadaşlar. Ukrayna'nın başındaki Zelenski çok bir şey değil. Yani bir e, öyle ciddi bir kişilik değil. Esas savaş aslında o arada şeyi arıyorum da Ons altını arıyorum nereye kaçmış diyerekten. Esas savaş arkadaşlar Rusya ile Amerika arasında. Bir güç savaşı şu an götürülüyor. Amerika savaşın uzamasını ve genişlemesini istiyor. El altından Ukrayna'yı e, silahlandırıyor ve destekliyor. Parasal yardım da sağlıyor. Ukrayna da şu an açıklama yapıyor. E, bizle beraber savaşacak olan, gelecek olan insanlara 4000 dolar ve Ukrayna vatandaşlığı vereceğiz diyor. Bir nevi paralı askerler toplanıyor. Amaç arkadaşlar savaş Amerika tarafından orayı bir bataklığa çevirip Rusya'yı ve o bölge ülkelerini zayıflatmak olarak görüyorum. Amerika az değil, İngiltere az değil. Yani orayı bir savaş meydanı haline getirmek isteniyor. Direkt savaşa da girmiyor Amerika. Ee, sadece oradaki insanları silahlandırarak Ülkeleri birbirine kışkırtarak e, her zamanki yaptığı e, eylemleri yapıyor. Arkadaşlar Ukrayna düşerse, pardon, Rusya orada bir kontrol, kontrol, bakın, yani kontrol mekanizması diyebilirim. Rusya düşerse oradaki Türkiye Cumhuriyetlerinin de diğer ülkelerin de herhangi bir savunma şeyi kalmaz, ya yani bir otonomu kalmaz, karma karışık bir yer olur orası, bir bataklığa döner diye düşünüyorum. Rusya'nın ayakta kalması lazım. Oradaki ülkelerin dengesinin değişmemesi için. Amerika'ya karşı tek şu an tutan şey orayı o bölgeyi tutan şey şu an için Rusya. Rusya da orada düşerse Amerika gidip orayı silip süpürür. Bütün petrol kaynaklarını, doğal kaynakları, maden kaynaklarını sizi özgürleştireceğiz adı altında. Bu savaşın böyle kısa sürmeyeceğini ben daha önceki videolarda ifade etmiştim. Basit bir hani Rusya'nın Ukrayna'yı ele geçirme sevdası değil bu. Aslında Rusya'nın Amerika'ya ve dünyaya kafa tutması, Amerika'nın da Rusya'ya kafa tutması aslında el altında savaşan ülkeler Rusya ile Amerika diyebilirim. Onun için bu savaş umarım bize sıçramaz. Onu öyle söyleyebilirim. NATO ülkesiyiz diye bizi ileri sürmezler diye düşünüyorum. Bu savaşı Amerika'nın ve büyük ülkelerin ortalığı karıştırma çabası olarak ben yine de görmekteyim. Rusya da tabii dişine gösterip kendine tekrar var etme çabası olarak görüyorum. Dolayısıyla bu savaş daha da çok büyüyüp genişleyebilir. Ateş topuna çevrilebilir. Ukrayna ile iş bitmeyecek ve bitmez. Keşke Ukrayna olsaydı sadece. Dolayısıyla altının ben yukarı yönünde potansiyeli olduğunu çok net bir şekilde görebiliyorum. Şu an için denge seviyesinde 1931 dolarlarda falan duruyor arkadaşlar. Yukarıda şeyi Fibo seviyelerini geçiyorum. Direkt 2070 dolarlar gözüküyor. Önceki gittiği yer daha başka bir direnç seviyesi önünde yok. Sadece Fibo seviyeleri var. O Fibo seviyesi de bir tanesi 1994. 1994'ü de geçerse 2070 ve sonra 2000 üstü yolculuk başlayacaktır. Bu savaş bitmediği takdirde arkadaşlar doların şey altının yönü her zaman yukarı olacaktır. 3000 dolara doğru ben bekliyorum. O şekilde diyebilirim. Gram altında tabii ki doların stabil tutulmasıyla 911'leri de falan çıpa attı. 911 lira 912 lira tabii ki oralarda duruyor. Daha aşağıda düşmedi. E, aşağı düştükçe çünkü toplanıyor gram altın. İnsanlar enayi değil yani topluyorlar bir şekilde. Şu an günlükte öyle bir bir yükseliş trendi vardı onun 4 saatlikte. Onun altına kaydı şu an yatayda devam ediyor. Üst tarafta bir direnci var 970 lira. Orayı e, önce bir geçmesi gerekiyor ama ondan önce de Fibo seviyesi var 950 lirayı bir görmesi gerekiyor bunu yapabilir mi yapabilecek şeyde Bollinger bantının tam ortasında yer alıyor Bollinger bantının ortasında günlükte şu an tam denge noktasında gözüküyor 9.5 lira 9.5 liranın altına düşerse belki aşağıda bir 800 günlük günlükte diyorum 860 lira falan gösterilebilir ama ben pek zannetmiyorum bir de 4 saatlikte bir bunu bir şey yapalım gram altın yükselişini eninde sonunda yapacaktır diyorum. Şu an için 4 saatte bir atılım yapabilme ihtimali içerisinde gözüküyor. Yarın bu atılımı daha net görebiliriz. Yani bana göre yarın gram altında bir çıkışlar olabilir. Ons altına da tabi bağlı olmak üzere. Yani öncelikle bu bir üst seviye, Bollinger'ın üst seviyesi hem de direnç noktası olan 920 lira falan, 920 liraları falan görülmesi gerektiğine inanıyorum. burada da 9-11'i tabii ki tutunup üstünde kalması gerekiyor. Bu direncinin üstünde kalması gerekiyor. Tabii ki şu an dolar tutuluyor. Ne diyebilirim ki? Ons altında da belirsizlikler var. Dolayısıyla gram altında yönü stabil ve orta yönlü devam etmekte diye düşünüyorum. Euro'daki gerçekler ise Euro nerede? Euro arkadaşlar Euro'ya da bakalım. Şöyle bir Euro'yu da karıştıralım. Ne yapıyor Euro diye. Euro abi bakalım nerede euroyu bulamadım şu an ama Bitcoin cephesine şöyle bakalım Bitcoin cephesinde de 45000'i böyle kaldı daha üstüne de gitmedi ee, yani bir şu an eski direnci destek seviyesinde şu an çalışıyor ee, 4 saatlikte yani yön çok fazla yukarı olacakmış gibi şu anlık gözükmüyor destek seviyesi 45 bin şu an. 45 bin seviyesi çalışıyor. 45 bin seviyesinin alta düşmesiyle eğer düşerse 44 bin 200 seviyeleri olabilir. Ancak bunun çıkışı yeri her zaman dediğimiz şurada bir 48 bini var. 8 bini geçip 50 bin barajını bir şekilde geçmesi gerekmekte arkadaşlar bunun. Ancak 50 binden sonra diyebiliriz ki işte gerçek bir koşu başlamıştır gibi gözüküyor. Enflasyon son yılların zirvesine ulaştı, dışarıda fiyatlar ateş bağısı ve işin garip şeyi yanı da şu insanların kendinin parasını korumasına da izin verilmiyor Yani dolar serbest bırakılmıyor İnsanlar dolarla hani Alıp belki euro ile alıp hani TL dolara karşı enflasyona karşı Kendini koruyacaklar buna da izin verilmiyor altına da geçit verilmiyor faiz de verilmiyor i̇nsanlar artık ölsün mü isteniyor? Ne yapılıyor bilmiyorum anlamadım gitti yani. Biz için trajik komik boyutu şu. Ukrayna ile Rusya'nın biz barışmasını istiyoruz. Tabii ki ülkelerin barışı bizim huzurumuz için önemli ama ayçiçek çek yağını onlardan alıyoruz çünkü. Doğal gazı, petrolü onlardan alıyoruz. Düşünsene yani barışsınlar ki ayçiçek çek yağımızı alalım diye. Bizim topraklarımıza ne olmuş ki sanki diyorum. Hepinize sevgi saygı sunuyorum. Abone olmayı. Unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.